Acılı Roboski'li kardeşlerim, acılı Roboski'li anneler, biz bugün Roboski dağlarında katledilen 34 masumun katledilişinin seney devriyesinde Roboski'li ailelerin adalet arayışına destek vermek için, adaletin düştüğü bu topraklardan tekrar ayağa kalkabilmesi için bugün burada kardeşlerimizin mezarları başındayız. Daha önce de gelmiştik Roboski, olaydan 3 gün sonra gelmiştik. Olayı yerinde görmüştük. O günden bugüne hiçbir değişiklik olmadı, bilakis kötüye gitti. Özür dilenmedi. Ailelere doğru düzgün bir baş sağlığı dilenmedi. Aileler bilakis baskı altına alındılar. Tutuklandılar. Niçin Diyarbakır'a gidiyorsunuz, niçin meclise gidiyorsunuz, bizi şikayet ediyorsunuz diye sürekli baskı altındalar. Şu dağların arasına sıkışmış kalmışlar. Acılarıyla beraber, feryatlarıyla beraber. Maalesef bu durumun hiç de hükümeti incitmediğini, hükümet çevrelerini incitmediğini görüyoruz. Biz vicdanı olan insanlar olarak, bu toprakların Müslüman insanları olarak burada katledilen kardeşlerimizin ailelerinin acısını paylaşıyoruz. Burada kısa bir açıklama müsaadenizle yapmak istiyorum. Roboski katliamını unutmadık, unutturmayacağız. 28 Aralık gecesi Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde Irak'a sınır ticareti için giden, biz kaçakçılık demiyoruz, sınır ticareti için giden ve köylerine dönmekte olan sivillerin üzerine TSK'ye ait F-16 savaş jetleriyle bomba yağdırılmış, 34 masum insanın can verdiği bir katliam işlenmişti. Roboski katliamının üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Katliamın hemen sonrasında hükümet tarafından geliştirilen olayı saptırma ve üzerini örtme siyaseti maalesef halen işlerliğini korumaktadır. Hükümet olayı aydınlatma konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekirken bu katliamı ve sorumlularını aklamaya çalışan bir tavır sergilemekte. Vicdan sahibi herkesin yüreğini dağlayan Roboski katliamı hükümet yetkilileri tarafından karartılarak unutturulmaya çalışılan sıradan bir hadise olarak sunulmakta. Başbakanın bizzat kendisi Roboski katliamı ile ilgili yaptığı bütün açıklamalarda katledilenleri suçlamakta ve adeta bu vahşeti sıradan ve rutin bir güvenlik önlemi olarak tanımlamaktadır. Olayın aydınlatılması ve suçluların açığa çıkarılması konusunda bugüne kadar somut ve güven verici hiçbir adım atılmamıştır. Hükümet ve TSK bu katliamı savunmak için akıllara durgunluk veren tezler geliştirip hukuk ve vicdanla bağdaşmayan bir yaklaşım sergilemektedirler. Açılan soruşturmaların bir adım ilerlememesi, TSK'nın Meclis İnceleme Komisyonu'na olayla ilgili hiçbir belge ve bilgi göndermemesi gibi gerekçeler, gerçekler Roboski katliamının organize ve örgütlü biçimde örtbas edileceği yönünde oluşan haklı kanaatleri pekiştirmektedir. Anlaşılmaktadır ki Roboski katliamının sorumluları ve failleri hükümetten alınan cesaret ve destekle Ankara'nın karanlık dehlizlerinde koruma altına alınmıştır. Roboski'de katledilen mazlumlar için yükselen feryatlara karşı sağır kesilenler bilmeli ki bombalarla katledilen sadece 34 masum değil, bizatihi adaletin kendisidir. Evet, AK Parti isminin başındaki adalet kavramını bu dağlarda kaybetmiştir.